Bugün İzmit'teyiz. İzmit'in Kocaeli'nin tehlikeli mahallesi olarak bilinen Serdar Mahallesi'ndeyiz. Yeni doğan Serdar olarak geçiyor. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Geçen videoda da başlar başlamaz sizi görmüştük bu sefer dedi. Bize dediniz ki gece hayatı var bu mahallede, biz de geldik. Bakalım bugün ne kadar dürüstsünüz göreceğiz. Şimdi sizi düğüne davet ediyorum. Düğün var? Evet. Tamam, görüşürüz. Müziklerden telif yemezsek devam edeceğiz. Bize bir yılan hikayesi çalar mı? Hoş geldiniz. Bir önceki videodan zaten biliyor herkes seni abi. Düğün var. Serdar'da düğünümüz var. Canlı müzik değil mi şu an? Canlı, evet. Tamam, canlı müzikse telif yemeyiz abi. Devam edebiliriz. Güzel. Gel bakayım benim meşhurum. Bir saniye. Sana takip ediyorsam 5 tane bir tane alırım. Bir saniye. Dur. 5 tane bir tane tamam. Alırım. Takip ediyorsam 5 tamam. Bir tane tamam. Alırım. İbrahim Yılmaz değiliz biz. Mert Öztürk. Yeni Doğan'a kimse yok. Giremez. Öyle bir şey yok. O eski dönemde. Kardeşim. Lan herkes gelip gezebilir. Gelebilir mi? Adam olsun yeter. Sıkıntı ya, yanlış yapmıyor. Her türlü gelip gezebilir. Ne diyeceğim sana? En son gönderiye beğeni attıysan 5 lira. Bir de sana bir şey diyeceğim. Bu mahalle İstanbul tayfaya kapalı. Hiç kimse hiçbir takım tutmaz. Şarkı güzel ama İngilizce. Ana değil Kocaeli. Neydi isim? Güzel ama İngilizce gibi. Heyecanlı bekleyiş. Takip etmiyorum. Yaz şunu kapan. Mevzu ne şimdi reis, ne yapıyor? Abi mevzu kurgu yapmadan girdik, kimseye de haber de vermedik. Güzel de bir düğüne denk geldik. Bugün bir geziyoruz, bakalım doğal ortamı nasıl mahalle. Layıkların da çoğalır bugün. En az bir tane senden bekliyorum abi. Mahalle cana yakındır. Abi takip etmiyormuş, ben takip ediyorum, şimdi sana takip ettim abi. Eyvallah. Mahallenin gençleri olarak biz hep erkeklerden alıyoruz görüşlerini. Biraz da sizlerden alalım. Serdar Mahallesi'nde yaşamak nasıl? Onu bana bırakın. Erkeklerimiz yaramıyor. Erkekleriniz yaramıyor mu? Neden yaramıyor? Bu evli şu an pişman oldu herhalde, ondan dolayı. Yok, kocamdan memnun. Yok değil. O zaman bir evli bir de bekar görüşü alacağım ben burada. Serdar Mahallesi'yle ilgili. Bu geçenlerde de konuştu. Tekrardan buna bir zengin enişte. Tekrardan? Zengin enişte. Geçen de olmadı mı? Bulamadık yani. Tamam, bu sefer tekrar duyuralım o zaman. Bak kardeşim müsaade ediyor. Emekli olsun. Emekli olsun. Tüccar olsun. Tüccar mı olsun? Tüccar olsun. Tüccar olsun. Çok zengin olsun. Yaş aralığı kaç olsun? Aynı yaş. 90. Bambu gibi oldu burası. Kafa dengi olsun. Kafa dengi olsun. Yaştan sonra da dedi. Karımız girecek adam oldu var. Bizim düğünlerimiz çok güzel ama kavgalarımız yani. Eksik kavgalar. Gece mi? Evet. 19 yaşında oldu. Bizde kaldı başımıza bela olmadığımızda. Ama mahallemizin meşhur abisi de geldi. Bu mahallemizin meşhur Emre Bey. Emre Bey. Pek romanize. Adam aynen. Gibi adam, çalışkan işinde. Böyle Japon da geldi. Japon o zaman da çek. Niye Japon abi? Japon vardı, Japonya'ya yapan geldi. Çocuğu biz orada piz yapıyoruz. Tamam. Senin makara gırgır tamam, yapalım. Ama ben şeyi merak ettim. Neden Japon diyorlar? Japonya'da doğdu abi, bu, Japonya'da. Bunlar Tokyo mu, 4 tane mı? Erkek, annesi babası hepsi çekik göz. Anladın? Japon diyor. Herkes Japon. Benim bütün mahalle öğretim. Herkesin lakabı var. Mesela ben Volkan'ım ama hangi Volkan? Hangi Volkan? Sementa'nın oğlu Volkan. Sementa'nın oğlu. Neden Sementa? Annemin ismi Sementa. Atlıcadı. Burada herkes Selanik macunu. Burada herkes Selanik macunu. Herkes. Siz de mi Selanik'e geldiniz? Herkes akrabayız biz. Herkes yeğenim benim misal. Öyle mi? Düşün yani. Herkes. Aa bak o yeğenim, o yeğenim, o yeğenim. Herkes yeğenim benim. Çocuklar sahip çıkın ne? Abinize. Aa bak. Düğüne de bir tur at. Merhabalar. Meşhuru. Meşhuru mu? Neden evet. Meşhur? Ne bakımdan meşhursun abi? Ne bakımdan meşhursun? Merhabalar. Ben İyisin. Tamam, mikrofon sizde. Bugün Serdar Mahallesi'ndeyiz. Geçen gündüz geldik. Dediler ki bize gece muhteşem. Bir de gece gelmen lazım. Neden gece olduğunu söylediler mi?
Onu söylemediler. O kısmı yok daha. Herkes çalışıyor. O yüzden herkes ekmeğinin peşinde. Ama gece oldu mu bütün romanlar çıkar. Peki sabah yine iş yok mu? Var. İnsanlar az mı uyuyor herkes burada? Herkes İzmir gecelerini diyor da İzmit geceleri daha fena. Evet. İzmir değil İzmit. Tabii. Evet, İzmir. Herkes İzmir geceleri R'de söylüyor. Değil T ile. İzmit geceleri. Biz ikide bugün... de uyusak gece 5'te uyanırız, 4'te uyanırız. Biz yine de işimize gideriz. Buyur Allah bana da konuşayım. Gel limon satıyoruz. Ne iş yapıyorsun Allah? Her türlü iş var. Aram yok bizde Allah aşkına. Az olsun. Alkış. Dağılalım bir. 350 bin kişi olduk yine. Bu işi bence sen yapabilirsin. Mert, ben kimim bir de tanıdın mı? Dağılın. Dağıl. İkimiz keselim. Biraz mı? Daha dağıttık mı? Gençler. Tamam ama bitti. Gençler. Gel hadi. Ben senden çok izlenenim. Bak beni tanıyacağım. Senin yüzünde bir tanıdık bir ifade, yemin ediyorum var. Şarkı ama... güzel ama İngilizce. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Şarkı güzel ama... Yani 14 milyonu izlendi. Vallahi hiçbir videomuz 14 milyon olmadı daha. Geçen görmedik seni. Evet. Neredeydin abi? Buralardayız kardeşim. Buralardasın hep. Sen de güzel bir YouTuber kardeşimizsin. İyi akşamlar. Tüm roman mahallelerine Türkiye'ye geleni selam söylüyoruz. Selamlar. Şu gördüğüm mahalle Selanik Macera. Selanik Macera. Evet. Onu ben de geçen geldiğimde öğrendim. Çok büyük bir bölümü sanırım. Evet. Selanik Drama. İleriye bakarsan oradan daha farklı bir yere oradan geldik ama. Selanik'e nereden? Selanik'ten. Yunanistan. Ben anlatabilir miyim Nur abi? Sultan Abdülhamit zamanında 1903'te mübadele oluyor. Evet. Savaş. Ondan sonra... Hey! 1903'te bir gemi kaldı. O gemide biz varız. Dedelerimiz, yani dedemizin anneleri. İşte 20 kişi burayı bırakıyor. 20 kişi İzmir'e bırakıyor. 20 kişi Samsun'a bırakıyor. Böyle dağılıyor. Öyle dağılıyor. Yani biz mesela Samsun'a da gitsek roman mahallelerinde bayağı bir Selanik'ten böyle falan buluruz. Hepimiz Alpaşa. Burada nasıl Yeni Doğan? Evet. Samsun Canik'te de aynı. Aynı. Herkes akraba. Bursa Kemal Paşa aynı. Kimlikte yazıyor ya. Evet. Kaçıncısı Müsel bu adam 20 bin. Bana ben de bunu oradan bulabiliyorsunuz aslında. Aynen. Hepimiz akrabayız. Aykut gel böyle abi. Ya bak sen çalıyoruz, kız veriyoruz. Müsel Ak. Bursa Kemal Paşa. Evet. 1923'te bir mübadele daha oluyor. Cumhuriyet 1923'te kuruluyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. Bulgaristan'dan geliyorlar. Burada. Ağzına sağlık abi. Vallahi süper anlattın. Şarkı güzel ama İngilizce. İki Mert Öztürk olarak videoya devam edeceğiz. Aynen Mert. Bunu da bir daha bulamazsınız. Ben de bulamam. Allah beynim patlamış vallahi. Abi o kadar çok çocuk toplandı ki. Mahallenin aslında göbeğinde market evet. işletiyorsunuz. Nasıl buranın? Ekonomisi nasıl? En güzel bence size sorarız buna. Buranın ekonomisi canlı. Akışımız iyi dönüyor yani. Bir su ne kadar abi burada? 5 TL. Dışarıdan 2,5 lira ucuz. Ben şöyle bir şey duydum. Geçen videoya geldiğimizde buraya İzmit'in suyundan içen İzmit'te kalıyormuş. Çene suyu. Çene dağından akıyor orada. Çene dağından? Evet. He, genel su. Dağın ismi Çene. Evet. Tamam onu ben bilmiyordum. Genel su yani. Belediyenin suyu. Bence çocuklar döndürüyor bayağı. Yani. Değil mi? Buradaki piyasayı sanki çocuklar döndürüyor gibi geldi bana. Var mı böyle 90'lardan kalma ilginç bir şey? Burası işte 50 senedir açık bu dükkan. 50 senedir açık. 50 yıldır açık burası. Babasından ona geçti. Siz kaç yaşındasınız? Ben 46 yaşındayım. Abi. 46 mı? Evet. Sizden daha eski bir dükkan yani. Belki de 50'yi geçkindir yani. Bak halleyler var. Cin var. Bak cin var mesela. Evet onu fark ettim. Her ekonomiye uygun. Bak açık duruşumuz var. Meşhur. Açık duruşu mu? Mesut abi misal buradaki mahalleye nasıl yardımcı oluyor? Şimdi burada insanlar genelde belediyede çalıştığı için herkese VS'ye verebiliyor yani. Güvenci var. Buradaki insanların hepsi işte olduğu için. Ayın 5'i 8'i dediğim herkes burada maaşını alır. Herkes de hemen verir maaşını. Bu senin hayranın mı? Heh. Bu senin de. Allah Allah. En küçük hayran. Gel. Abisinle 2 saat izliyor musun sen bizi? Beni de çağırıyorlar. He? Adın ne senin? YouTube'dan hep seni izliyor. Ali İhsan. Vallahi ne tatlı çocuk ya baksana. Hiç romanlara benzemiyor değil mi? Şimdi şey diyecektim ben. Biraz daha böyle Ruslara benziyor. Abisinin lakabı o biliyor musun? Rus'u yok artık. Harbi mi? Valla. Bakayım ben bir daha sana. Vallahi Ruslara benziyor ya. Yukarıda bir bakkal var bizim. Ona kayınpederin bakkalı. Çok... Şu yukarıya bir bakalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. İkramı alabilir miyim? Şimdi şöyle meşhur gece hayatının yaşandığı mahallenin yukarısına doğru gidelim. Bak bütün romanlara Samsun, Kemalpaşa, İzmir, Kemalpaşa. İyi akşamlar.
İstanbul, bütün romanlara sevgi saygılarımı sunuyorum. Ama roman isinam, biz romanlıktan gurur duyarız. Cumhurbaşkanımız, evlerimizi yapacağız. Bekliyoruz başkanımızı. İnşallah yapar. Onu bekliyoruz. Öyle mi? Tabii. İstanbul'da. Akhisarlı gelinimiz. Geldiniz buraya. Bak bu gelin Akhisar'dan aldık. Akhisar'dan bizim gelin. Merhabalar. Anuzgöz. Ben Samsun'a gideceğim. Ben roman olmaktan gurur duyuyorum. Ben de duyarım. Romanca konuşacağım size. Romanca konuş abi. Ben romanım. Sen romansın abi. Romancayı çok güzel konuşurum. Almanyalı var, gel konuş. Nerede abi? Gelmedi. O kadar omlisi aman. Tamam. Bak, ama omlisi. Görünmek istemiyorlar, kameraya çıkmak istemiyorlar. Ben romanlarda romanım, romanlıktan gurur duyuyorum. Burada yaşıyorsun değil mi abi? Burası benim evim bak. Sen balıkla uğraşıyordun yanlış hatırlamıyorsam. Ben pazarcıyım, emekli oldum. Evet. Allah'ıma şükürler olsun. Yaş kaç abi? 64. 64. İki kızım, iki çocuğum var. Abi sapa sağlamsın maşallah. 10 tane torunum var. Harikasın. Romanlar 10 tane torunum var. Çocuğum abi. Belediye Belediyesi'nde çalışıyorum. Çocuklarım belediyede. Bir tane hep. Allah nasip ederse işte. Sor. Senin gençlik sırrın nedir? 4 tane de torunum var. 64 yaşındayım dedim. Çalıştım, hep çalıştım. Yüzüne ama bir bakım bir şey var gibi var, yüzünde. Var var. Var değil mi? Biraz soracağım ben ona. Var bir şey var. Evet abi, adım adım azalıyoruz. Çocuklardan biraz sıyrılmamız lazım. Çok ses yapıyorlar. Onlar Serdar Mahallesi'nin neşesi tabii ki. Onlar olmazsa olmaz ama videoda bir 2-3 saat boyunca olmasalar olabilir. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Geçen videoda geldiğimizde bize en hareketli sokak olarak söylemişlerdi. Şöyle iki sokak yukarıya doğru. Şu an düğün var. Ne kadar hareketli bilmiyorum ama roman mahallelerinin genel özelliği cuma, cumartesi, pazarları aşırı hareketli oluyor. O yüzden biz de özellikle bugün geldik. Bakalım. Ben Mert Öztürk'e sorayım. Sen konuşunca ben konuşmuş gibi oluyorum zaten. Bizim mahalle biraz diğer mahallelere göre abi. Şu açıdan bakarsan çalıştıkları için diğer mahalleler 1, 2, 3 devam edebiliyor ama burada saat 12 gibi hayat bitiyor. 12, 1 gibi. 12, 1 gibi bitiyor. Daha önce hiç bir Mert Öztürk'le tanıştın mı? Yok. Hayatta ilk defa seninle beraber tanıştım abi. Vallahi aynı benim de öyle ya. Bir değişik hissettim. Şu Mert Öztürk Instagram hesabını alsaydın tam ben de alamadım. Sıfırla başlıyor. Bu yayından sonra belki tekrar dönersin. Vallahi bu yayından sonra bize dönersen ilk kim yakalarsa onu alsın. Hoş bulduk. Mahallenin gece en hareketli yanı bu taraflar dediler. Abi ilk defa ben sizi takip ediyorum. Seni istiyoruz bu abi. Sokaklara giriyorsun hep. Bu abi ben tehlikeli sokaklara girme. Çok mu canlı? Herkes düğünde mi şu an? Tabii. Herkes düğünde. Düğün bitsin burası çok hareketleniyor abi. Fevziye caddesi. Fevziye. En hareketli cadde burası mı abi? Yani aşağısı var abi. 3 sokak var abi burada. 1, 2, 3 sokak var. Şöyle bir yürüsek yine de. Olur abi. Nasıl? Oo aşağıya bak yukarı çıkmışız bayağı bu arada. Bayağı yukarı çıkmışız. Seviyorsun abi, takip ediyorsun. Sen de seviyorsun. Hoş evet. Geldin Mert abi. Merhaba, nasılsınız? İyi, senden. İyi akşamlar, iyi vallahi ne olsun. Düğün aşağıda, bugün sizin için daha sessiz herhalde. Normalde düğün olmasa burası daha hareketliymiş. İyi akşamlar. Burası da Serdar Mahallesi'nin diğer marketi galiba. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi vallahi sağ olun. Aşağıda kalanlar herhalde aşağıdan alışveriş yapıyor. Yukarıdakiler buradan. Aşağıdaki de yabancı değil, yukarıdaki de yabancı değil. Ama yukarı çıkmak yerine herhalde aşağısı aşağıdaki... aşağıda, yukarısı yukarıda gidiyor. Öz ablam yukarıdaki de kayınpeder. Mahalleyi dört bir taraftan. Tamam. Sizi seviyoruz Mert abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Zam yok. Gençler de bizi seviyor. Zam yok mu? Zam yok. Yok mu? Zamı biz yapmıyoruz. Hocam nasıl olacak bu işler? Bugün zam varmış galiba. Var mı? Evet abiye bir şey açın. Bir şey istiyorum. Sağ olasın. Geçin sağ olasın. Abi. Birazdan aşağıda biraz da içtik bir şeyler. Bir de köfteciye gidelim. Şurada köfteci varmış. Bizim mahallenin bisikletçisi bu. Bisikletçisi bu. Bisikletçi. Evet. Mahallenin bütün bisikletleri bu. O ne demek abi? Merhaba. Gerçek anlamda bisiklet tamiri mi? Her türlü bisiklet tamir ediliyor. Nerede yer? Aşağıda. Aşağıda mı? Çok bisiklet kullanan var mı burada? O zaman birinin bisikleti bozuldu mu herhangi birinin Serdar Mahallesi'ne direkt isim neydi? Cemil. Cemil. Bisiklet Cemil mi oluyor? Yok sert teker Cemil de oluyor. Biraz öyle şeyliği de var. İyi akşamlar. Senin yerin burası mı abi? Evet abi.
Seni burada bulduk. Burada bırakıyoruz o zaman. Kal burada. Görüşürüz. Aa, hocam gene geliyor hocam. Hocam bırakmaz artık bizi. Hocam buyurun. Bakkal. Bakkalı Allah'a emanet ettik. Öyle mi? Öyle. Güveniyorsun insanlara. Güveniyorum. İnsanlara sonsuz. Kapıyı açık bırakıp gidiyorum. Namazı kılıyorum, evde geliyorum. Burada peki, burada yaşayan haneler, evler kapılarını açık bırakıyor mu normalde yoksa? Bırakıyor Mert abi, hiç öyle bir sıkıntımız yok. Yabancı girmesin yeter. Mahalle insanından zarar yok. Düğün geceleri bütün mahalle düğün düğüne geliyor. Düğün bittikten sonra herkes buraya geliyor. İyi akşamlar, hayırlı işler. Şimdi bir yıl önce yaptığımız mahalle serimizde tekrar tekrar hatırlatıyorduk da bu seferkinde hiç söylemedim. Şu anda bir söyleme gereği duyuyorum. Çünkü yorumlardan anladığım kadarıyla da bazen anlaşılamıyor bunu neden yaptığımız. Şimdi biz bu mahallelere geliyoruz. Tabii dışarıdan Kocaeli, İzmit genelinde, Türkiye genelinde tehlikeli olarak bilinen mahallelere geliyoruz. Mesela Serdar, yeni doğan mahalleleri bunlardan. Ama bizim amacımız burada bu mahalle tehlikelidir veya değildir demek değil. Videonun başında da söylediğimiz gibi tamamen doğal ortamını çekiyoruz. Yani gördünüz zaten, fark ediyorsunuzdur. Buraya önceden işte biz geleceğiz, böyle davranın, şöyle yapın gibi şeyler söylemiyoruz asla. İyi tarafını da değil, kötü tarafını da değil. Gördüğümüzü çekiyoruz. Zaten Mert Öztürk de şahit. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz de müziği buradan dinliyorsunuz galiba. Vallahi en güzeli. En güzeli. İyi akşamlar. Hareket hareket. Hareket berekettir abi. Şimdi şu da var. Instagram'da da şöyle yanlış algı oluşabildiğini gördüm. Ona da bir açıklık getireyim. Mesela Gaziantep'te bir video yapıyoruz. Hacı Baba Mahallesi'nde. Gaziantep'li herkes bilir. Hacı Baba tehlikeli bilinir. Türkiye genelinde de, Gaziantep genelinde de. Biz orada bir video çektiğimizde amaç orada Gaziantep ne kadar tehlikeli. Bakın Gaziantep'liler böyle demek değil. Herkes kendini yansıtıyor bu videolarda. Yani kişi bazlı inceleyebilirsiniz. Onun dışında da biz zaten bu konseptte tehlikeli denen mahallelere gidiyoruz. Yani Gaziantep böyledir, Kocaeli, İzmit bu şekildedir, İzmitliler böyledir diye bir şey yok. Bu mahallede böyle. Abi. Eskiden bizim dedelerimizin zamanında kimseyi mahalleye sokmazdılar o zamanlar. O zamanlar harbiden birlik vardı diyorlar. Biz de bilmiyoruz. Babalarımız söylüyor tabii. Eskiler söylüyor. Eskiler söylediği için biz de onların yalancısı gibi bir şey oluyor. Şimdi Mert şöyle bir şey de var. Belki 5-6 yıl sonra bu tehlikeli denilen mahallelerin bu kısımları kalmayacak bile. Çünkü zaten kentsel dönüşüme giriyor. Yani çoğu insan artık mahalleden uzaklaştırma gibi bir şey yapıyor abi. Mahalleden artık yavaş yavaş dışarı doğru atılmaya başladı yani. O yüzden mahallenin eski neşesi kalmadı. Ya belki zaten bizim bu yaptığımız mahalleler serisi belki de yapılabilecek son seri bu mahallelerde. Çünkü dediğim gibi bundan 5-6 yıl sonra belki bu mahallenin hepsi kentsel dönüşüme girmiş olacak. Bu müstakil evler değil, belki binalar olacak. Yani belki bunlar arşiv niteliğinde. Yani şu an yavaş yavaş değişiyor. Belki bu taraflara da gelmeye başlar. Bak, yanlış yoldayım ama yol nasıl güzel demiş. Bu da benim bacanağın arabası abi. İzmit Körfezi abi. Burası İzmit Körfezi. İzmit ya merkezi. Bu girdiğimiz mahallelerin ortak özelliği galiba. Hepsi şehir merkezinde ve hepsinin manzarası muhteşem. Burası da öyle mesela. Biraz yukarı çıkınca harika bir manzarası var. O zamanında dedelerimizin biraz akıl başlığı yapmış olduğu bir proje gibi bir şey abi. İstersen ya aç. Ha yok yok, istersen aç ya da... Mesela daha bir yukarı çıksan daha farklı efendim bir manzara çıkar. Evet, çok iyi manzara var. Şu mahalleyi geliyorum hadi. Bunun bir üstü değil de bir üstü. Evet. Oradan... Bu mahallelerin ortak özelliği gibi. Bu da sizin... Dedelerimizden kaynaklanıyor abi. Şu, dedelerden. Şu özelliği var mesela. Dedelerimiz zamanında aslında onlar da bilmiyordu bu açıyı ama tam merkeze konumlanmış gibi bir his yapmışlardı. Eski insanlarımızın kafası daha iyi mi çalışıyor artık? Tam olarak ben de bilmiyorum ama... Vallahi Roman dedelerin kafası bayağı çalışıyormuş muhtemelen. Çünkü her şehirde en iyi yeri Roman en mahalleleri almış zaten. Evet abi, evet evet. An... Peki ben sana şey soracağım. Şimdi ben Mert Öztürk olarak Tepecik'te bir gece hayatı videosu çektim. Ve çok ilgi gördü, çok sevildi gece hayatı Tepecik'teki. Şimdi sen de bir Mert Öztürk olarak Tepecik'teki gece hayatını izledin. Evet. Buranın gece hayatıyla karşılaştırırsan ne dersin mesela? Buranın prime time'ını düşün. En iyi saati, en iyi günü. İyi akşamlar. Evet abi, biz mahallemizden dönüyoruz. Biz gece hayatını çekiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Bu arada güzelmiş ha. Bak abi, yazıya bak. Koluma gerek yok, neredeyim? İzmitliyiz biz, şekliniz yette. Şeklimiz yette. R yok. Bizde R yok zaten, bizde hep ön var. Sonra bizden birisi görüntü zaten. Onun amacını söyleyeyim abi şimdi. İzmitliyiz biz, R yok gibisinden geliyor onun şeyi. İzmir, İzmit. Bizim farkımız bu. Bizde R yok gibisinden. İzmir, İzmit. Aslında tam da... Merhaba.
İzmit'le İzmir'in farkını sorduğumda gelmeleri de ilginç oldu. Oradaki R düşmesi aslında biz İzmir değiliz, İzmit'iz anlamında mı? Biz İzmir değil, İzmit'iz. Aslında onu orada bayağı vurguluyor. Şimdi mahallenin yeni doğan tarafındayız. Aslında mahallenin hala içindeyiz ama benim gördüğüm sanki arkadaki o gecekondu yapılaşma yok şu an burada. Biraz daha burası yeni biraz daha binalar. Ha, öyle mi geçiyor burası? Elit tarafa geçiyor yani. Elit de tabii kime göre elit, neye göre elit? Kolay gelsin. Çalışıyor musunuz? Evet, ne yapıyorsunuz? Balık satıyoruz abi gece gündüz. Gece gündüz balık satıyorsunuz. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor abi. Çalışıyor musunuz? Kendi işiniz mi bu? Kendi işimiz. Aile abi. Mi? Aile. Güzel, harika. Evet, çok kimisi güzel. Beşiktaşlı, kimisi Kocaeli. Kocaeli abi. Hadi hayırlı her işler. Her zaman herhalde Kocaeli'siniz. Hadi iyi akşamlar. Tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum arkadaşım. O var ya, tüm İzmir, İstanbul, tüm romanları araştırıyor. Ben kaç defa da gördüm. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Düğün olduğu için mahallede manzaralar çok iyi. Ne güzel giyinmişsin bu arada. Vallahi çok şıksın. Harbiden çok şıksın ha. Düğüne doğru. Senin dükkana geldi. Bugün özel mi yoksa hep böyle misiniz? Her gün böyleyiz abi. Güzel. Nerede oturan abi sen? İzmir. İzmir. Aynen. Oradan buraya mı geldin abi? Gezmiş? Oradan buraya geldim. Geziyorsun şehir şimdi. Aynen öyle. Abi sen şey. Mahallenin abi. Mahallenin en iyi sol beki. Patlak lastik. Bu da mahallenin en iyi orta sahası. Orta sahası. Şimdi abiciğim neyle ilgili yapıyorsunuz? Serdar Mahallesi. Aynen öyle. Türkiye'de Serdar Mahallesi kadar güzel bir mahalle yok. Bunu Türkiye bilsin. Peki güzel yanını sorayım ben. Burada en memnun olduğunuz şey nedir? Bizim burada en memnun olduğumuz şey... Birlik var. Çok güzel bir şey söyledin. Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi'nin bizlere değer verdiğinden çok memnunum. Mahalle içinde de bir birlik var dedin. Birlik var. Aynen, aynen abiciğim. Güzel bizde birlik var. Artık evet. Onun Gürcüsü, Avazası, Çerkesi var. Biz onları da seviyoruz. Biz hep beraberiz, bütünüz. Aynen. Onlar evet. Bizi sever, biz onları severiz. Geçtik ya. Kanala bak, son videolar oradan. Oradan geçtik. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Selamlar söyleyeyim. Kocaeli gündem mi? Kocaeli gündem değil ya. Mert Özil gündem. Bahçeler tutulsun. Rusya'yı merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Valla gir kanala, 10 tane video var orada. Bize de. Memleketleri gezeceğim abi. Oğlum adam Japonya'ya gitmiş lan. Abi fakat bir şey diyeyim, valla Ruskalıların hastayım bu arada. Zaafım var onlara sadece, o kadar. Zaafın var. Zaafım var. Neden peki? Neden peki? Abi ne bileyim, böyle konuşma tarzları. Konuşma tarzları. Rusça'yı mı seviyorsun? Rusça seviyorum abi. Biliyor musun Rusça? Yok. Öğren o zaman, belki bir gün gidersin. Ya nerede gideceğiz abi ya? İsim neydi? Çağrı. Çağrı'ya buradan Rusya için sponsor olmak vallahi isteyen varsa. Vallahi bütün herkes hastayım Rusya. Seni nasıl bulacaklar? Instagram. Söyle Instagram'ını. Çağrı1155. Çağrı1155. Çağrı merkezi gibi. Evet abi. İyi tamam. Görüşürüz. Çağrı'ya var mı isteyen abi? Canınızın sağlığı. Görüşürüz. Böyle giyinmeye devam edin ama. Güzel. Only God can judge me. Dövmeyi yaptıracak mısın? Haram. Haram. Bu arada şimdi düğün burada 11'e kadar sürebiliyor. Muş böyle öğrendik çünkü 11'den sonra yasak varmış. Öyle bir yerde ki belki binlerce kişinin yaşadığı yerin ortasında sanırım. Ondan değil mi? Sesten dolayı. Çek! Allah! Allah! Adidas sponsorluğunda ya. Yeter nazarlar çok nazar. Bizim kitlemiz iyidir, nazar gelmez. Biraz sesten uzak kalmışsınız. Ya biz burada biraz daha ama birazdan geçeceğiz düğünümüze. Öyle mi? Düğünümüzdeyiz. Harika bir ortam var şu an. Yani. Her akşam böyle. Her akşam böyle. Ne yapalım? Biz böyle biraz daha sakin duruyoruz. Ceket güzelmiş. Arkadaşım ya, o sende güzel. O da güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Abi. İyi sağ ol, sen nasılsın? Özürüm, yollarda kaldı, ne zaman geleceğim? Geldik vallahi sonunda. Abi. İsim neydi? Abdullah Kaçan. Abdullah Kaçan. Evet. Burada mısın? Beklemedeyiz. Güzel yerdeyiz. Biz beklemedeyiz şu an. Kapandıysa. Babacım sen. Ben seni kaldırıyorum, sen tanımadın mı? Ha? Senin videolarını izlemiştik de. Abi bir çekme. Öyle mi? Evet. Seni takip ediyorum Devo Devran. Bafra T-Tipi cezaevinde yatan Sami Celepçi, Kandıra T-Tipi D1'de yatan Olcay Yalın. Var mı başka abi? Emrecan, Aylin. Ahmetcan ama Emrecan. Emrecan mı Ahmetcan mı? Aynı kişi. Adı, kendi adı Ahmet. Ahmetcan. Emrecan, Olcay Yalın. Sami Celepçi, Cemal Ay. Hepsine selam olsun. Ramazan Çevik. Selam. Maşo Baba, Bebe, hepinize selam olsun. Ali Buruk. Hepsine selam. Aynen. Bu videoda aldığımız en ilginç selam oldu. Herkes cezaevindeyiz. Can Zanko! Abi
İngilizce deniyor. Selam olsun. Bizi götüren. O İngilizce nereden geliyor abi? Reis. Sene 2011-2012. Evet. Can Bonomo'nun Eurovision'a katıldığı şarkı var. Biliyor musun? Evet.